Büyük şehirlerde yaşayan, kaos ve koşturmacadan bunalan birçok insanın hayalidir. Deniz kıyısına küçük bir yere yerleşmek. Peki bu hayalini kurulan hayat ne kadar kolay? Özgül Tuzcu ve Ezgi Kurt bunun cevabını aramışlar. İki yazar Datça'da yerleşen 60 kişiyle yaptıkları söyleşilerini Sahil Kasabası'nda Yeni Bir Hayat adlı kitapta derlemişler. Aslında tabii çok önce doğdu kitap fikri. Biz buraya yerleşeli 12 yıl oldu. Burada hiç tanıdığımız hiç kimse olmadan yerleştik. Çekirdek ailemize, karı koca bir de o zaman 2,5 yaşındaydı oğlumuz. Hiç tanıdığımız kimse yoktu. Hiçbir bilgi kaynağı yoktu. O zaman tabii internet bu kadar gelişmiş değil. Datça yazdığınızda Google'a çıkan şeyler, hani ev ilanları falan birkaç yazı o kadar. Sonrasında tabii bu bizim iş hayatımızla da ilgili gelişti bu fikir. Çünkü bu butiği açtıktan sonra insanların en çok merak ettiği şey bizim Datça'ya nasıl yerleştiğimizdi. Bu hikayeyi herkes merak ediyor, herkes soruyor. Nasıl geldiniz, nereden geldiniz, ne iş yapıyordunuz? İşte bütün geçmişinizi öğrenmek istiyor ki hani kendiyle belki paralellikler yakalamaya çalışıyor. Ondan sonra da buradaki hayatı soruyor. Şimdi düşünün, burası 10 yıllık bir iş yeri. Bu 10 yıl içinde gördüğümüz hani insan sayısı bilemiyorum, şimdi tahmin edemeyeceğim. Tabii çok çok fazla. Hep de şehirden gelenler tabii ki. O kadar çok soruyu cevapladık. Bir anlamda rehberlik ettik insanlara. Ama artık en son yıllarda şöyle diyeyim, o aynı sorularla karşılaşa karşılaşa ki en kilit soru şeydir. Kışın sıkılmıyor musunuz? Ya da kışın ne yapıyorsunuz? En son biri sormuştu, hiç unutmuyorum bunu. Dedi ki, kışın ne yapıyorsunuz? Ben de inanın o an yani hani herhangi bir ironi falan yoktu içinde. Gayet doğal ağzımdan öyle çıktı. Dedim ki, yaşıyoruz. Ve o zaman anladım ki bizim artık bunu içimizden çıkarmamız, bir şey hazırlamamız gerekiyor. Bir kitap yazmamız gerekiyor. Öyle çıktı fikir. Farklı mesleklerden, eğitimlerden, şehir ve ülkelerden gelen insanların ortak paydaları neler? Aradıklarını bulabildiler mi? Yeni hayatlarında neler keşfettiler, neler öğrendiler? Peki bu yaşam sanıldığı kadar eğlenceli ve kolay mı? Okuyucu kitapta yer alan söyleşiler aracılığıyla farklı bakış açılarına, değerlendirmelere ve ilginç hayat hikayelerine tanıklık ediyor. Sonra soruştura, sonra soruştura. Mesela bir takım insanlar var ki çok değerli işler yapıyorlar ama hiç ortada görünmüyorlar. O kadar yoğun çalışıyorlar ki hani bizim tanıma şansımız olmamış. Onların da kendini tanıtma şansı olmamış. Kaynak araştırması. Biraz rehberlik yapmak istiyoruz. Çünkü anlattım ya, biz geldiğimizde hiçbir rehber olabilecek hiçbir bilgi kaynağı yoktu. Şimdilerde var. İşte Instagram sayfalarında buradaki hayatını anlatan insanlar var. Birkaç YouTube videosu var. O köye, bu köye yerleşmiş. Ama bunlar parça parça ve tabii subjektif. Bir kişi anlatıyor. Biz o kitapta subjektif olmasını istemedik bu rehberliğin. Herkes kendi açısından anlatsın istedik ve anlattı galiba, değil mi? Evet, bir de bu aslında Datça'da yaşayan 60 kişi ama Datça özelinde değil. Aslında hayali bir sahil kasabasına yerleşmek olan herkes için bir rehber niteliğinde. Yani bu başka bir yerde olabilir. Onlara evet rehberlik etmesi için. Yani biz Datça'da yaşadığımız için Datça'yı yazdık ama Datça öyle bir noktada ki hem Ege hem Akdeniz. Yani tabii ki insanların hayalleri böyle bir İç Anadolu kasabasına yerleşmeyi hayali kurulmuyor genelde. Bir hayal varsa Ege ya da Akdeniz, böyle bir sahil kasabası oluyor. Zaten o yüzden kitabın adı yani Sahil Kasabası geçiyor kitabın adında, evet. Bütün internet kitapçılarında satışa çıktı. Biz de kendi web sitemizden ve dükkanımızı ziyarete gelenlere de tabii ki veriyoruz buradan. Şu anda bazı kitapçılarda olmayabilir. Bu biliyorsunuz salgın süreci nedeniyle kitapçılara dağıtımda aksamalar oluyor ama bütün internet kitapçılarında var.